Merhaba sevgili Gamurç izleyicileri, bendeniz Ali Sınavcı. Her hafta olduğu gibi yeni bir programla daha karşınızdayız. Gamurç'ta biliyorsunuz ara sıra, daha doğrusu ara sıra değil, sıkça Türkiye-Ermenistan ilişkilerini konuşuyoruz. Türkiye-Ermenistan ilişkilerini şimdi işte son dönemde ve aslında her normalleşme adımının atıldığı zaman yaşandığı gibi böyle bir varmış bir yokmuş hikayeleri üzerinden değil, oraya gidip de sadece yemek yiyip yemekler çok güzeldi deyip geri gelmek üzerinden değil, aslında gerçekte neler var, neler konuşulabilir üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla daha çok şey öğrenebileceğimiz ve bilebileceğimiz bir program ve bilgi sunmaya çalışıyoruz sizlere. Bu haftada duyurduktan sonra aslında sosyal medyada çok ilgi çekti. Dedik ki bu haftada Ermenistan'dan Türkolog bir kişiyi konuk edelim. Türkolog deyince aklıma benim hem ben Melina Anumyan geliyor, hem Facebook'tan arkadaşım, hem benim makaleleri takip ediyorsanız arada bir tercümelerinin yapılması, yayılması, Doğu Ermencesi yayılmasını sağlayan kişi, hem de benim Ermenistan'da tanıştığım en iyi Türkologlardan biri diyeyim. Ama aslında kendisi Batı Ermenileriyle ilgili bir çalışmanın da başında, bir vakfında başkanı. Bu konudaki çalışmaları da kendisinden dinleyeceğiz. Doğrusunu kendisinden alalım. Ayrıyetten Melina Anumyan'ın bir de Pencere Yayınları'ndan çıkmış kitabı var. Kitabı da Tanıma ve Telin kitabı. İttihat Terakki yargılamaları konu ediliyor bu kitapta. İngilizcesi de yayınlandı diyelim. Ayrıca geçtiğimiz hafta işte bu Anadolu Ajansı'nın ya da servis ettiği ve aslında birçok gazetecinin şimdi Ermenistan'a gidip bu normalleşme sürecini konu ettiği konularda da söyleyecekleri var Melina'nın. Çok da doğru, haklı yorumlar yapmıştı sosyal medyada. Melina hoş geldin. Bulduk. Böyle uzun bir girizgah yapmış oldum ama şimdi çok basit sorularla başlayalım mı? Çünkü sonuçta Gamurç izleyicileri her ne kadar tanıdık olsa da Ermenistan'dan bağlanıyoruz. Melina Anumyan, kendisi de bir Türkolog diyelim. Ama önce bir sen kendini bir anlat istersen. Birincisi Türkolojiyi nasıl seçtiğini, ikincisi de vakfın çalışmalarını ve konumunu anlat. Türkolojiyi seçmemin ana sebebi büyük annemin Türkçe bilmesiydi aslında. Sovyet döneminde ben okuldayken büyük annem bazen televizyon kanallarını seyrediyordu. Çünkü kendisi İstanbullu, Üsküdar'da dünyaya gelmişti. Ondan sonra Romanya'ya gittiler ve nihayetinde Ermenistan'a gelmişlerdi. Büyük annem böyle izlerken ben de küçük olduğum için ya da dil basit olduğu için bilmiyorum ama önceden hiçbir şey anlamıyordum. Büyük annem bana yardımcı oluyordu. Ondan sonra artık anlamaya başladım ve neredeyse 7. sınıfta okulunun 7. sınıfında okuduğum zaman artık her şeyi anlıyordum. Onun için Türkoloji seçmeye karar verdim. Artık üniversite yıllarında yani Türkolog Ermeni davasıyla, Ermeni meselesiyle, Ermeni soykırımıyla ilgili bir şeyler yapmalı diye düşünmeye başladım ve mutlaka bu konuda araştırmalar yapmam gerektiğini düşündüm. Onun için üniversiteden mezun olduktan sonra Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü'nde doktora tezimi yapmaya başladım. Tezim ihtiyaççıların davalarıydı ve ihtiyaççıların davalarını araştırmak için tabii ki mutlaka Osmanlıca bilmen şarttır. Onun için Soykırım Müzesi tarafından İstanbul'a gönderildim. Tarih Vakfı'nda Yücel Demirel, benim hocam Yücel Demirel'di ve Tarih Vakfı'nda 3 aya kadar Osmanlıca derslerini izledim. Ondan sonra dönünce hemen tercümanlık yapmaya başladım, çeviriler yapmaya. Osmanlı arşivlerini, Takvim-i Bekayi ve Alemdar gibi
gazetelerini araştırmaya başladım. Bilindiği üzere Osmanlıca epeyce çetin bir dil ve büyük bir sabır gerektiriyordu. Ama bu gücü buldum kendimde ve iki kitap kaleme aldım. İkisi de itaatçıların davalarıyla ilgili bir. Biri 1926 yılındaki davayı da kapsıyor ve ikisi Ermenice olarak ve bunlardan biri de hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlandı. Aynı zamanda ben 16 yıl Soykırım Müzesi'nde, yani 2 yıl Soykırım Müzesi'nde, 16 yıl Ermenistan Kamu Radyosu'nda Türkçe yayınlar editörü olarak ve artık 13 yıldır ki Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi'nde, bu bir vakıftır. Burada Türkçe bölümünden sorumlu olarak çalışıyorum. Bizim vakfımızın ana konusu Türkiye'li Ermenilerdir. Yani Müslümanlaştırılmış, yani İslam'ı kabul etmiş ya da gizli olarak yaşayan Ermenilerle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Burada seminerler, film gösterileri, konferanslar düzenliyoruz. Bazen kitaplar tercüme edip yayınlıyoruz, kitaplar yazıyoruz, makale, böyle araştırmalar yapıyoruz. Melina, şimdi anlattıklarınla aslında yeni yeni konular açılıyor. Yani dedim ya, hani biraz kahve sohbeti gibi olsun böyle konuşalım diye, ama konuşacak o kadar çok şey var ki yani şimdi bir kere öncelikle bu programı izleyen Türkiye'den izleyiciler şaşırmayın. Melina iyi Türkçe konuşuyor. Bu da normal. Neden normal? Çünkü Melina aslında anneannesinden, yayalarından yani gelen bir dili anlamak için böyle yola başlıyor ve sonrasında Türkoloji okuyor. Şimdi iki küçük sorum var. Birincisi, Türkoloji bölümü var yani Ermenistan'da, bilmeyenler için diyelim. Ben geldim, derslerine de katıldım orada zamanında Türkoloji bölümünde, ama şimdi böyle her seferinde normalleşme döneminde sanki hiçbir şey yokmuş gibi bakılıyor ya, aslında var. Yani Ermenistan'da Türkoloji bölümü hem köklü hem de eski, değil mi? Çoktandır var. Nasıl kamu radyosu, Ermenistan'ın kamu radyosunun Türkçe bölümü varsa, Kürtçe yayınlar zamanında hala öyle radyodan yapılabiliyorsa, Türkoloji bölümü de çok köklü bir bölüm diye biliyorum ben, değil mi? Doğrusu 1943 yılından beri Ermenistan Yerevan Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğretiliyor. İlginçtir ki bu dersler Hıraç Acaryan, yani ünlü dil bilimcisi Hıraç Acaryan tarafından girişilmiştir. Fakat kürsü olarak, yani Türkoloji kürsü olarak 1991 yılında açılmıştır. Daha önce de tabii ki Türkoloji üzerine çok çalışmalar yapıldı. Çok meşhur Türkologlarımız var. Mary Koçar, John Giragosyan gibi ve Türkoloji aslında Yerevan Devlet Üniversitesi'nde Doğu Bilimler Fakültesi'nin bir bölümüdür. Ve bizde yani Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Şarkiyat Fakültesi'nin 3 ana disiplini var: İranoloji, Arabologi ve Türkoloji. Geçtiğimiz yıllarda Türkolojinin epeyce gelişmiş, bizde gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece Türkoloji derken sadece Türkiye tarihi, kültürü ya da dili değil, aynı zamanda Orta Asya halklarının tarihini ve böyle kültürünü araştırıyorlar öğrencilerimiz. Aynı zamanda ders kitaplarda basıldı Ermeni hocalar tarafından. Ermeni uzmanlar Osmanlıca ders kitabı, Ermenice olarak Türkçe ders kitabı ve bir de Azerice ders kitabı yayınladılar. Epeyce çalışmalar yapılıyor ve benim büyük annemin payı o kadar da büyük değil. Yani çünkü onun gerçekten onun Türkçesi çok zayıftı. Neden? Çünkü onun babasının ana babası soykırım yıllarında öldürülmüştü, halası kaçırılmıştı. Onun için dedem,
Ben onu görmüştüm. Hiç Türkçe konuşmazdı ama aynı zamanda istemeden kelimeler kullanırdı. Hani biz Rusça'da nasıl kullanıyoruz Rusça kelimeler? De aynı şekilde. Onun için Türkçe hep şey oldu, bana yakın oldu dil olarak ve pek zorluk çekmedim. Tabii ki Osmanlıca Türkçe biraz daha zor. Bir şey daha soracağım. Şu anda mesela Türkoloji bölümünde öğrenci sayıları nasıl? Yani Ermenistan'da. Yani ilgi gören bir bölüm mü bu bölüm? Bir de çünkü sonra buradan hareketle şuna gitmek istiyorum. Çünkü Ermenistan'da hep yani ben 2001'de geldiğimde de yine aynı şey vardı. Ermenistan'dakiler kıyasladığımızda Türkiye'deki bir Türk'ün bildiğinden daha fazla Türkçe biliyor belki de. Onların bildiği Ermenceden. Türkiye'deki bir Türk'ün kaç kişi Ermenice biliyorsa onun en az iki katı. Ama nüfusa baktığında Ermenistan küçücük bir yer ama anlamaya çalışmış yani komşusunu anlayabilmek için bu konuda derdini anlatabilmek için bu dili öğrenmeye çalışmış. Yani böyle kürsülere blok getirmemiş. Çünkü biliyoruz sen de son 20 senede görmüşsündür. Türkiye'de işte Ermenice kürsü açılmak istendiği zaman bile bir sürü sorun çıkıyordu. Kaldı ki Ermeni okullarında sadece Ermeniler eğitim alabiliyor. Özel derslerle ancak Ermenice öğretilebiliyor. Ama Ermenistan'da böyle değil. Şu andaki öğrenci sayıları nasıl mesela? Yani şu anda dediğim böyle hani ilgi gören bir bölüm mü Türkoloji? Yukarı 20'den 30'a kadar öğrenci mezun oluyor. Tabii ki herkes Türkoloji üzerine çalışmalarını devam etmiyor ama yine de neredeyse bütün öğrencilerimiz, yani Türkologların neredeyse %99'u Ermeni soykırımı, Ermeni meselesi, yani Ermenilerle ilgili araştırmalar yapmak için seçiyor Türkoloji bölümü. Ve tabii ki mesela soykırım tarihini araştırmak için Osmanlıca ve Türkçe öğrenmen şarttır. Ve daha kapsamlı, daha güzel bir araştırma yapabilirsin eğer biliyorsan Türkçeyi. Onun için yani tabii ki Türkoloji bölümünde edebiyat üzerine, dil üzerine de araştırmalar yapılıyor ama büyük payı Ermeni meselesine düşüyor. Yani Türkologların büyük kısmı Ermeni meselesiyle ilgili bir araştırma yapmayı tercih ediyor. Ve ya sadece Ermeniler değil, bizde Asuri Süryani soykırımı, Rum soykırımı gibi jenositler de araştırılmıştır epeyce güzel araştırmacılar tarafından. Yani Türkiye her zaman ister istemez bir düşman olarak düşmanca tavrı olduğu için, yani Türkiye'nin bu düşmanca tavrını görmek için sadece yani ta soykırım yıllarına kadar gitmemiz gerekmiyor. Maalesef yani 2 sene önce gördüğümüz gibi Türkiye Artsakh Savaşı'nda Azerbaycan yanında da yer aldı ve bunu hiç saklamadı. Açıkça gösterdiği teröristler bile getirdi bölgemize ve büyük bir trajediye tekrar şey oldu, sebep Yaşandı. oldu. Tekrar doğru. Şimdi buradan istersen gel bu sosyal medyadaki tartışmaya da girelim. Çünkü bu yani biraz yakın böyle. Hani neden yakın? Çünkü hani her şey çok güzelmiş. İşte güllük gülistanlık derler ya Türkçe'de. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi zannediliyor ama çok da öyle değil. Mesela işte şimdi gazeteciler yine gelmeye başladı. Çünkü hatırlarsın galiba biz o zaman da tanışmıştık. İlk böyle gazeteciler geldiğinde hatta İsmail Beşikçiler geldi daha sonra. İlk gazetecileri yine Ermenistan'a böyle karşılıklı normalleşme zamanında gitsinler gelsinler dediğimiz zamanlarda da hep böyle haber olabilecek şeyler ararlar. Tabii ana akım medya ve hükümet yanlısı medya hep oralardan istediği kelimeleri seçer, yapılan röportajları da onu görür ya da ne yapar? İşte gider çiçek böcek haberi yapar. İşte yemekler Ermenistan'da çok güzeldi, dolmayı bizim gibi yapıyorlar. Der. Böyle haberler yaparlar. Şimdi sen geçen hafta sosyal medyada bu konuda bir tepki de gösterdin. Çünkü Anadolu Ajansı'nın bir haberi de vardı. Hani Türkologlarla ilgili böyle bir genelleme yapmak zaten bence gazetecilik açısından büyük hata. Yani Türkologlar şöyle düşünüyor demek çok büyük hata. Çünkü
Ermenistan'da o kadar çok var ki şimdi her sene 20-30 kişi mezun oluyor desen, bugüne kadar 1943'ten gelsen inanılmaz kalabalık bir kesimden bahsediyoruz. Kaldı ki 91 pardon desen yani inanılmaz kalabalık bir kesimden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle genellemeler yapmak çok tehlikeli. Sen orada demiştin ki bize bunları da sorsalar da onları da söylerdik gibisinden. Bir de söylenmeyenler var. Hani cımbızla çekilen yanlış yerler gibi. Nasıl görüyorsun böyle bu normalleşme sürecinde? Hani siyasi olarak hani birbirlerini yumuşak yerlerinden görüyorlar Türkiye'deki gazeteciler. Ermenistan'daki gazeteciler geldiğinde Türkiye yine öyle. Ama çok da doğru bir şey değil galiba. Türkologların genel böyle Anadolu Ajansı'nın dediği gibi normalleşme istiyorlar. Çok her şey yolunda, her şey çok güzel diye bir düşüncesi yok herhalde. Yok. Bence daha samimi olmaları gerekiyor. Özellikle hem Türk gazetecilerinin hem Türk yetkililerinin daha samimi olmaları gerekiyor. Şimdiki süreçte bence Türkiye ve Ermenistan yakınlaşamaz. Çünkü Türkiye'nin tavrı çok açıktır. Türkiye öyle gösteriyor ki sanki ön koşul ortaya koymuyor ama göründüğü gibi başka yerlerden bu ön koşulları beyan ettiriliyor. Mesela Türk bazı partiler başkanları Ermeni soykırımı konusu tamamen ortadan kaldırılmalı diye beyanatlarda bulunuyorlar ve bunun arkasında tekrar Türk yetkililerinin olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda gazeteciler de daha samimi, daha doğru haberler yapmalı. Ama Anadolu Ajansı sanki talep aldı ve istediği haberi yapıyor. Bu tür Türkologlar bence böyle konuşmadı. Ayrıca onlar pek de demiyor. Gençler, onun için bütün Türkolog, bütün değil de en önemli Türkologların kanaatini öğrenmeleri gerekiyordu. Ruben Melkonyan, Varujan Gegamyan gibi ve neredeyse bütün Türkologlar bu tehlikelerin farkındadır. Yani bu Türkiye-Ermenistan süreci şimdi yürütemez diye, çok risklidir diye hep altını çiziyorlar. Özellikle bu sözde Zangezur koridoru gibi bir şey var ki hiç asla kabul edilemez, edilir bir şey değil. Ve ayrıca Ermeni, yani Türkiye gerçekten samimi olsaydı her şeyden önce Ermeni soykırımı için özür dileyip tazminat da ödemeliydi. Ama Türkiye bu süreçten faydalanarak Ermeni soykırımı konusunun tamamen ortadan kaldırmasını istiyor. Bu çok açıktır ve onun için ne Türk yetkililerin ne de gazetecilerin samimi olduklarını düşünmüyorum. Ve Anadolu Ajansı dediğin gibi çok böyle gittik vernisajda insanlar ticaret olur, iyi açılsın falan filan diyorlar. Ama ben onların bile böyle konuştuklarını düşünmüyorum. Çünkü mesela Suriyeli bir Ermeni, Ermeni soykırımından asla vazgeçmez. Çünkü kendi yani kendi derisinde bunu hissetmiştir. Ben düşünmüyorum ki öyle konuştu ama Anadolu Ajansı istediği gibi tanıtıyor ve çok yanlış bir şey. Sözcü gazetesi doğruyu yazdı. Yazdı ki bir araştırmaya göre Ermenistanlıların büyük kısmı Türkiye'nin bir düşman, yani bir riskli, tehlikeli, tehdit bir ülke olarak algılıyor diye yazmıştır. Onun için gazeteciler daha samimi olmalı ve tabii ki bu algı daha doğru, yani daha doğru olur bence. Evet. Yani sonuçta belli ki yani iki tarafta da hani sonuçta siyasetçilerin yürüttüğü bir süreç var. İşte buna normalleşme süreci deniyor tırnak içerisinde. Belirli dönemlerde bu normalleşme süreçleri ortaya çıktığında bir algı operasyonu yapılıyor. Yani böyle algılansın diye Türkiye'de devletin ajansı, yani zaten saraya bağlı devletin ajansı bu haberleri geçebiliyor. Ama
Biz aslında bunları daha önce de gördük, değil mi? Yani daha önceki normalleşme süreçlerinde de iki tane, hani ben doğduktan sonrakileri diyeyim, en sonuncusu da Münih'teki, Zürih'teki protokollerdi. Ama o da yine gerçekleşmedi. Yine o zaman da yani Ermenistan'a geldiğinde tabii ki Türkçe konuşan birilerini arıyor gazeteciler. İşte samimi olmak gerekirse hemen geliyorlar, Türkologlar vesaire bakıyorlar ya da Türkoloji okumuş ya da yani birilerini arıyorlar ve tabii ki bunu algı operasyonuna çevirebiliyorlar. Şimdi şeye gelelim, biz bunu tabii daha önce de gördük, o zaman da başarısız oldu ama şimdi o zaman da yine böyle uyarılar var mıydı senin? Çünkü Ermenistan toplumu herhalde doğru bilgiyi ve doğru kanaati edinebilmek için size bakıyor. Çünkü sen de dediğin gibi kamu radyosunda çalıştın Ermenistan'da. Aynı şekilde bugün Türkiye'deki birçok haber sitesinin alıntıladığı Türkçe haberleri Ermenistan'dan haber alıntılamak istese oralara girip bakıyor. Yani haber, Türkçe haber yapan Ermenistan'da siteler var. Yani haber siteleri var. Ama mesela Ermenice haber yapan Türkiye'de Türkçe site yok. Yani devletin ajansı dışında, TRT dışında böyle siteler yok. Ermenistan'da var. Şimdi bunu böyle bakarken o zaman da böyle uyarılar olmuş muydu? Siz ne görüyorsunuz? Yani evet. Topluma nasıl yansıtabiliyoruz bunları? Ermenistan doğru bilgiyi sizden nasıl alabiliyor? Alabiliyor mu? Biraz bize onları anlat istersen. Yani Türkçe olarak doğru bilgi mi? Çünkü sen Türkçeyi okuyabiliyorsun, basını takip edebiliyorsun. Evet. Mesela işte ajansın haberi başka şekilde verdiğini sen biliyorsun ama Ermenistan'daki herkes bunu takip edemiyor. Yani mesela Ermeni Haber.am diye bir web sitesi var. O site her zaman Türk basınını tanıtıyor Ermenistanlılara. 2009-2010 yıllarındaki süreç epeyce farklıydı şimdiki süreçten. Yine de o zaman ben tekrar bu yakınlaşmaya, o koşullarda yakınlaşmaya karşıydım. Çünkü tekrar Türkiye Ermeni soykırımını ortadan, soykırım konusunu ortadan kaldırmak istiyordu. Protokollerde tarih komisyonu diye bir şey kurmak istiyordu. Halbuki yani Ermeni soykırımının ispatlanması için hiçbir komisyona gerek yok. Bilindiği gibi birçok belge var. Osmanlıca olarak, Türkçe olarak ve çok dillerde yayınlandı bu belgeler. Ama Türkiye o zaman bile riskli olduğuna riskliydi. Şimdi daha riskli çünkü Ermenistan şimdi çok zor, bilindiği gibi pek de güzel bir şey değil, vaziyette değil. Ayrıca mesela Türkiye sınırı açarsa bile pek büyük bir faydamız olmaz. Yani ekonomik olarak da faydamız olmayacağını düşünüyorum. Onun için yani Türkiye gerçekten yakınlaşmayı istiyorsa her şeyden önce bu yani biraz tarih yani tarihinde yaptığı hataları kabul etmeli. Tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi özür dilemeli ve tazminat ödemeli. Ama halbuki Türkiye'nin başka amaçları var. Tabii ki her devlet kendi çıkarlarına göre hareket eder ama ne yazık ki Türkiye'nin menfaatleri ve Ermenistan'ın menfaatleri aykırıdır birbirlerine. Onun için şu anki süreç yürütülmemeliydi. Peki şimdi sona doğru geliyoruz. Çok da tutmak da istemiyorum uzun. Zaten programın süresi de belli. Ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Batı Ermenilerini çalışan bir vakıfta olmanın verdiği birçok ayrıcalık da var aslında. Senden öğrenebileceğimiz birçok ayrıcalıklı bilgi var. Bunlardan biri de şu, çünkü sen aslında Türkiye'de Ermenilere ya da azınlıklara yapılan bütün
nefret söylemini vesaire hepsini sen takip edebiliyorsun bunları. Ve aslında Batı Ermenilerinin problemlerini çalışırken bunların hepsi içinde. Yani dini olsun, evet, azınlıklarla ilgili olsun, Ermenilerin milletiyle ilgili olsun birçok problem burada göz önüne geliyor. Bu bilgiler Ermenistan'da mesela Ermenistan hükümeti ya da devleti tarafından biliniyor mu? Ermenilerin nasıl sıkıntılar çektiği onu bir sormak istiyorum. Yani bunu farkında mı Ermenistan devleti Türkiye'deki Ermenilerin yaşadığı? Yani sürekli böyle oradan buradan mesela şu detayı öğrenebiliyorlar mı? Çünkü bunu dışarıdan okumak çok zor. Bazen işte Ermeni vakıf başkanlarıyla beraber Erdoğan'ı gördüklerinde aa bakın onlarla birlikte çalışıyor mu diyor yoksa bunu yapmak zorunda mıydı bunlar tehdit mi ediliyor acaba diye böyle bir background bilgisi de bir diyelim devlet geleneğinin içerisinde o bilgi oraya geçiyor mu? Yani çünkü sizin yaptığınız çalışmalar aslında kamuoyuna açık sonuçta kitaplar yayınlanıyor. Evet. Şey bunların hepsi web sayfamız var. Öğrenebiliyor mu acaba? Bir onu sormak istiyorum. Bir de senin bakış açını sormak istiyorum. Görünce bu kadar hani bir taraftan normalleşme diyoruz ama bir taraftan Türkiye'de demokrasi konuşmaya çalışılıyor. Osman Kavala halen yani o normalleşme denince Türkiye Ermenistan arasında en çok emek sarf edenlerden biri Osman Kavala halen hapiste. AİHM'in kararlarına bile uyulmuyor. Siz bunları görebiliyorsunuz. Mesela ve aktarabiliyorsunuz. Ya da Sümela'da diskotek oluyor. Sümela Manastırı'nda çok ciddi şeyler yaşanıyor. Yani Türkiye her zamanki gibi yani bütün azınlıklara karşı asimilasyon politikasını izliyor, devam ediyor asimilasyon politikasını. Bu arada ben ve meslektaşım Tigran Çandoyan beraber bir şey makale yazdık. Kulüp dizisiyle ilgili. Çünkü Kulüp dizisi çok büyük bir ses getirmişti Türkiye genelinde ve sadece olumlu şeyler konuşuldu. Biz daha böyle şey Ermenistan'dan bir bakış yaptık ve bazı şeyler Melina bunu anlatma. Bunu anlatma. Bu Ermenistan'dan bakış azıcık söyle. Demek ki Dikran'la beraber Kulüp dizisine Ermenistan'dan bakış programı çekmemiz lazım. Çok güzel. Tamam. Makaleler de yani, nasıl okuyacaklar? Nasıl okunabilir? Yani nasıl erişebiliriz? Yani yine de bu konular dizide yansıtıldı. Çok sevindik. Çünkü bilindiği gibi sen benden iyi biliyorsun ki Türk sinemalarda, Türk filmlerinde, belgesellerde çok az azınlık kişisi var. Yani hiçbir dizide Kürt, Zaza ya da Alevi görünmüyor. Onun için çok ilginç bir diziydi. Onu mutlaka seyretmemiz gerekiyor diye düşündük. Fakat bazı şeyler, mesela Ermeniler en çok bu varlık vergisinden en çok zarar gören Ermeniler olmuştur bilindiği gibi. Fakat Ermeniler konusunda hiçbir şey söylenmiyor. Sadece Agop diye biri var. Yani peki Yahudiler çok büyük şey gördüğü, zarar gördüğü, Ermeniler de daha büyük zarar gördüğü, daha kapsamlı bir şey olabilirdi. Yani Ermenilere de odaklanabilirdi. Böyle şeyler vardı. Neyse, yani bizim araştırma vakfımızın çalışmaları çok kapsamlıdır. Diziye kadar gidiyor ve bizim web sayfamız var. Türkçe ve Ermenice olarak Agunk.net ve tabii ki Türkçesiyle Ermeni tarihini, Ermeni kilisenin tarihini, Ermeni inancını böyle şeyler tanıtıyoruz. Çünkü bilindiği gibi Türkiye'de büyük çapta Ermeniler var. Onların maalesef Ermencesi yok ve onun için onlar kimliklerine dönmek isteyenler de oluyor. Onun için bu web sayfasını açtık ve böyle araştırmalarımızı Ermenice ve Türkçe olarak tanıtıyoruz. Önceki devlet yetkililerine göre gelince önceden Diaspora Bakanlığı'yla şey işbirliği yapıyorduk ama şimdiki devlet yetkilileri neredeyse hiçbir konuda
başvurmak istemiyorlar ve onun için bilmiyorum, bizim web sayfamızı izliyorlar, okuyorlar, okumuyorlar. Neyse, yani Ama bireysel olarak demek ki devlet yetkilileri böyle bir en azından iletişime geçmemişler. Geçselerdi bilirdik. Şimdi son olarak bir şey söyledin, bir konu daha açıldı. Aslında bu konuyu uzun süredir biz de konuşuyoruz burada Müslümanlaşmış Ermenilerle ilgili. Evet. Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili zorunlu Hı. diyelim. Dolayısıyla onlar için çok büyük bir kaynak yaratmış oluyorsunuz Agunk'ta. Biz de Evet. şu an seyircilere altyazıda paylaşalım. Agunk.net'e girip oradan kaynak edinebilirler. Orada takip etmelerini tavsiye ederim. Çok ilginç makaleler ve güncel Teşekkür. konularda çıkıyor. Bu konuda belki de çok fazla açık var. Yani Türkçe sadece hani İstanbul'da, Ankara'da ya da büyük şehirlerde yaşayan Türkçe konuşan Ermeni kimliğine sahip insanlar değil, aynı zamanda dinleri Müslüman olan, yani ama Türkçe konuşan ve kendilerini Ermeni hisseden insanlar için de aslında bir giriş kapısı yaratmış oldunuz. Ve yıllardır bunu sürdürüyorsunuz. Bu da çok büyük bir şey. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Yani bu mesela ben biliyorum ki çok ilginç, eskiden yani 5-6 sene öncesine kadar İstanbul'un dışına, yani büyük şehirlerin dışına sizin siteye çok fazla giriş vardı. Yani erişim vardı. Çünkü bu da demek ki aslında Türkiye'nin her yerine yayılmış bir kitle var. Ve bu insanlar sizinle iletişime geçiriyor. Böyle talepler geliyor mu? Nasıl yardım etmek istiyor? Yani kimliklerini kazanmak isteyenler nasıl iletişime geçiyor sizinle? Facebook üzerinden daha çok, mail üzerinden de. Evet, bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela 2000, tekrar 2009-2010 yıllarındaki süreçlere göre şimdi Türkiye daha şeydir. O yıllarda daha açıktı. Daha demokratik, sen de daha iyi biliyorsun ki o yıllarda Türk toplumu daha serbestçe, Ermeni soykırımı, gizli Ermeniler falan, bu gibi konular daha serbestçe tartışabiliyordu. Şimdi Türkiye'nin izlediği politika nedeniyle Türk toplumunda böyle tartışmalar artık pek yok. Yani Ermeni meselesi daha çok bir alet olarak, yani Türkiye şimdi o zaman Avrupa Birliği üyesi olmak istediği için daha serbest bırakıyordu toplumu. Şimdi sadece kendi devlet çıkarlarını izlemek istiyor. Yani her şeyden önce bence Zangezur koridoru geliyor. Bir de Ermenistan tarafından Türkiye'nin sınırlarını tanımak, Kars Antlaşması'nı tanımak gibi talepler. Ve onun için şimdi Müslümanlaştırılmış gizli Ermeniler de daha kabuklarına geriye çekilmiş durumdalar. O kadar da serbest konuşamıyor, o kadar serbest tartışmalara katılmıyorlar. Yine de Diyarbakır, Surp-Giragos kilisesi civarında olduğu gibi, bence eğer Türkiye Surp-Giragos gibi böyle bazı kiliseler Batı Ermenistan'da açmaya izin verirse, oradaki Ermeniler, daha büyük bir miktar Ermeniler ortaya çıkarlar. Çünkü Diyarbakır'da gördüğümüz gibi orada papaz bile yok, ama yine de Ermeniler kilise civarında cemaat böyle oluşturabildi. Çok yani önemli. Türkiye bu konuda da, Türkiye samimiyet, yani gerçekten Ermenilerle ilişki kurmaya istiyorsa, Türkiye'li Ermeniler konusunda da daha loyal olmalıdır. Daha özgürlükler vermelidir onlara. Doğrucu ve aslında var olan insan hakları ve çerçevesinde özgürlüklerini verse zaten yeter. Fazla bir şey istendiği yok. Evet. Eşit haklar ve insan gibi yaşam istiyor herkes. Evet. Melina, çok teşekkür ederim. Seninle konuşmaktan büyük zevk aldım. Eminim dinleyenler de
çok büyük zevk almışlardır, merak etmişlerdir. Birçok konuyu konuştuk çünkü aslında kısa da olsa bu programın izin verdiği süre içerisinde bunları konuşmuş olduk. Tekrarlayalım, Agunknet'i takip edin. Teşekkür ederim. Bu arada ve ayrıyetten okumadıysanız Pencere Yayınlarından çıkan kitabı da edinmenizi tavsiye ederim. Yurt dışındakiler Amazon'da bulabiliyorsunuz. İkinci el vesaire oralarda var. Yayın tarihi eski olsa da. Ve İngilizcesi de var bu arada diyelim. Melin'e çok teşekkür ederim katıldığın ben için. Ben de teşekkür ederim Aris. Evet sevgili seyirciler, bu haftaki programı da bu şekilde tamamlamış olalım. Dediğimiz gibi, sosyal medyada duyurduğumuz gibi Melina Anumyan'la Türkiye-Ermenistan ilişkilerini, Ermenistan'daki Türkoloji bölümünü, Türkolojiyi, oradan tutun kulüp dizisine kadar geldik. Oradan bugüne kadar geldik, Müslümanlaştırılmış Ermenilere kadar konuşacak çok şey vardı. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bize sosyal medyadan ulaşmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Soru, görüş, önerilerinizi de bize sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere. Sıdestu.